Bundan 2 hafta önce alınabilecek en iyi 5 Samsung telefonu kısa kısa incelemiştik. Ve bu videoda da bu fiyatlara bence asla alınmayacak 5 Samsung telefondan bahsedeceğim. Herkese merhaba dostlar, ben Ozan. Eğer kanalı yeni keşfettiyseniz bizim kanalda herhangi bir sponsorluk yok. Tüm cihazları objektif bir şekilde inceliyoruz. Amacım tamamen ülkemizde para kazanmak bu kadar zorlaşmışken paranızın çöpe gitmesini hiçbir şekilde istemiyorum. Bana destek vermek ve bu tarz faydalı videoların daha fazla kişiye ulaşması için destekleriniz çok önemli. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Şimdi ilk cihazımıza başlarsak, açıkçası şu anki piyasada 5000 TL altında ben hiçbir Samsung'u kesinlikle önermiyorum. Çünkü hem işlemci, hem kamera, hem ekran kalitesi her açıdan alt seviye cihazlar. 5000 TL altında Xiaomi veya Realme'ye yönelmek çok daha mantıklı. Ve önermediğim bu cihazlar yerine yine bu fiyat bantlarında alabileceğiniz Samsung telefonlarında açıklama ve yorumlara koyacağım. Oradaki linklerden rahatlıkla alabilirsiniz. Maalesef çok satan ve önermediğim ilk telefon Galaxy A03. Telefona baktığınızda bir alt segment cihaz olduğunu bize çok rahatlıkla belli edebiliyor. 6.5 inç PLS ekranı HD Plus çözünürlükle bu fiyat bandında bile bence kesinlikle kabul edilemeyecek düzeyde. Aynı şekilde işlemci tarafına baktığımızda da daha öncesinde hiç duymadığım ve büyük ihtimalle sizin de hiç duymadığınız Unisoc markasının T606 işlemcisini görüyoruz. Unisoc T606 teknik detaylar açısından da genel kullanım deneyim açısından da bu fiyat bandının tartışmasız şekilde en kötü işlemcilerinden. Kamera yönünde de 48 megapiksellik ana kamera sizi şaşırtmasın. Bu kamerada yardımcı kameralarda resmen bulunsun diye koyulmuş. Fotoğraf kalitesi de video kalitesi de sizi hiçbir şekilde memnun etmeyecektir. Genel anlamıyla baktığım zaman bu fiyatını hak eden tek noktası bataryası diyebilirim. 5000 mAh'lik bir bataryası bulunuyor. Listenin ikinci sırasındaki A04 de A03'ten çok ekstra bir özellik sunmuyor. Yine aynı ekran, aynı batarya ve çok yakın bir kamera performansını görebiliyoruz. Burada işlemci bir kademe daha üst seviyede. A03'ten işlemci olarak bir kademe daha üstün dedik ancak Helio P35'te hiçbir şekilde önerebileceğim bir işlemci değil. Hem performans yönünde hem de ısınma anlamında ciddi anlamda başarısız bir işlemci. Oyun oynayacaksanız da A04'ten uzak durun derim. Galaxy A04'ün bir üst versiyonuna geldiğimizde A04S'te alınmayacak telefonlar arasında A04 ve A03 faciasına göre A04S daha idare edebilecek alınması bir telefon gibi gözükebilir. Fakat burada Exynos 850 işlemcisi ve kameralar bu telefonu kendi fiyat aralığında çok ciddi anlamda geriye düşürüyor. Galaxy A03 yerine Redmi 9, A04, A04S yerine Redmi 10 2022 gibi modellere bakabilirsiniz. Bu telefonlar dışında bütçeniz 5000 TL ve bir Samsung telefonu istiyorsanız Galaxy A13'ün Helio G80'li modeli alabileceğiniz tek mantıklı seçenek. A13 dışında bu fiyatlarda başka hiçbir Samsung'a bakmayın. Yine bu fiyat bandının en popüler telefonlarından Galaxy A14'te kesinlikle alınmaz. 6.6 inç PLS Full HD Plus bir panelle gelirken 60 Hz'lik bir tazeleme hızına sahip. Fakat burada en büyük sorun yenileme değil. Panel kalitesi olarak gerçekten alt seviye bir cihaz. Renk doğruluğu, parlaklık her açıdan geride kalan bir ekrandan bahsediyorum. Donanımda da Exynos 850 Yonga setini görürken 4 GB RAM, 64 GB depolamayla da beraber geliyor. Bu donanımıyla günlük kullanımda çok akıcı olmayan bir performansa karşılaşıyoruz. Menüde uygulamalarda ara ara takılmalar yaşarken, uygulamaları açarken de bizi biraz bekletiyor. Oyun tarafında da bu cihazda hiçbir şey beklemeyin. Telefonu 15-20 dakika aralıksız şekilde kullandığımızda da net şekilde ısınıyor. Hem ısınma, hem performans, hem verimlilik her açıdan üzecek bir işlemci. Kamera tarafında da 50 megapiksellik ana kameramız f1.8 diyaframla gelirken 5 megapiksel ultra geniş ve 2 megapiksellik makro kamerayı da görebiliyoruz. Fotoğraf çekim kalitesi aynen A04S'te olduğu gibi kesinlikle bu fiyat bandında da fotoğraf çekim kalitesinde detaylarda, renklerdeki doğruluk, detaylarda kontrast oranı, genel açıdan fotoğraf kalitesi de video performansı da kesinlikle beğenmedim. Bu fiyatlarda Redmi 10 2022 Galaxy A14'ten hem ekran, hem performans, hem de kamera olarak çok daha mantıklı. A14'ün tek artısı bataryası. Onun haricinde ne tasarımsal açıdan, ne ekran, ne de performans
frekansıyla aldığınızda memnun edecek bir telefon değil. Listenin son sırasında biraz şaşıracağınız bir telefon var. Çünkü 5-6 ay öncesine kadar benim de listelerime giren fazlasıyla önerdiğim Galaxy A73 artık kesinlikle alınmaz. Almamanız için tek sebep fiyatı. Çünkü şu anda A73 20.000'e kadar çıkmış durumda. Bu tasarımıyla dış taraftan gerçekten güzel gözükse de malzeme kalitesi olarak biraz alt seviyede kaldığını rahatlıkla söyleyebilirim. Burada tamamıyla plastik bir yapıyla karşılaşıyoruz. Hissiyat açısından elinize aldığınızda kesinlikle premium hissettiren bir cihaz değil. 6.7 inç AMOLED, Full HD Plus ve 393 ppi piksel yoğunluğuyla 120 Hz yenileme hızıyla birlikte gayet kaliteli bir ekranla karşılaşıyoruz. Renklerdeki canlılık iyi düzeyde, keskinlik açısından da güzel sonuçlar verebiliyor. Yani Galaxy A73'ün ekran deneyimi kesinlikle tatmin edici seviyede. Ancak fiyatının en iyisi değil. Yonga setine geldiğimiz zaman en popüler işlemcilerinden olan Snapdragon 778G'yi burada görebiliyoruz. 8 GB RAM, 128 GB depolama alanında bu sisteme eşlik ediyor ve 1 TB'a kadar da bu depolamayı artırabiliyoruz. Performans olarak 778G işlemcisi kesinlikle yarı yolda bırakmayacak bir performans veriyor. Menüde verdiği performans olsun, oyun tarafında olsun, PUBG'de akıcı grafiklerde 60 FPS kayıpsız net bir oyun deneyimi alabiliyoruz. 108 megapiksel Samsung üretimi, yardımcı kameralarda da 8 megapiksel ultra geniş açı ve klasik 5 megapiksellik makro ve derinlik algılama kameralarımızda bulunuyor. Fotoğraf çekim kalitesine baktığımızda özellikle ana kamera ile çekilen fotoğraflar çok daha başarılı diyebilirim. Ultra geniş açı lensinin bunlara nazaran biraz daha sönük kaldığını da söylemem gerekiyor. Video konusunda 4K 30 FPS'te OIS desteğiyle beraber videolar çekebiliyoruz. Titreşimler videolarda bayağı engelleniyor diyebilirim ancak tabii ki bir amiral gemisi stabilizasyonu diyebileceğim bir seviyede değil. Ara ara titreşimler videolarımıza yansıyabiliyor. Snapdragon 778G işlemcisi, 6.7 inçlik 120 Hz Super AMOLED ekranı, 5000 mAh bataryası ve 108 megapiksellik OIS destekli kamerasıyla fiyatı dışında üzecek bir telefon değil. Fakat daha uygun fiyata Galaxy A54 veya kamera olarak uygun fiyatta en iyi cihazı istiyorsanız S21FE gibi alternatifler varken A73 bu fiyatını hiçbir şekilde hak etmiyor. Çünkü yine benzer fiyatlarda Galaxy S22'yi biraz daha yukarı çıktığımızda güncel bir cihaz olan S23FE'yi görebiliyoruz. Ki Galaxy A73 bu saydığım cihazlar arasında bayağı sönük kalıyor. Eğer A73'ü uygun fiyatlı olarak, yani benim de önerdiğim zamanlarda aldıysanız, sorunsuzca kullanabileceğiniz ve sizi uzun yıllarda idare edecek bir cihaz. Ama dediğim gibi şu anki fiyatlarıyla fiyat performans yönünde oldukça geride kalıyor. Dostlar, son olarak bir toparlayıp özet geçersek, eğer bir Samsung telefon alacaksanız bence aldığınızda en azından 2-3 yıl kullanmak istiyorsanız bütçeniz minimum 7000 TL olmalı ve bu fiyatlarda da Galaxy A24'ü rahatlıkla önerebilirim. Zaten Samsung'un A0 serisini genel olarak önermiyorum ve aslında baktığımız zaman sadece Samsung özelinde değil, bu fiyatlarda diğer markalarda da Helio P35, G70, Exynos 850, Unisoc T606 gibi işlemcilerden kesinlikle uzak durun. Hem ısınan hem bataryayı çok ciddi şekilde tüketen hem de performans olarak çok zayıf işlemciler. Yani bu işlemcilere sahip bir telefon alırsanız ömrü 1-2 yıl bile olmayacak. Sizi yarı yolda bırakacak cihazlar. Bu yüzden uygun fiyatlı diye bu gibi telefonlara boşuna para harcamayın. Zaten kanalda alınabilecek en iyi Samsung telefonlar videosu da var. Onları da kartlara koyarım veya kanala giderek oradan izleyebilirsiniz. Açıkçası bu videonun gayet faydalı olduğunu düşünüyorum ama destekleriniz de çok önemli. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bu sayede telefondan anlamayan, teknolojiyle çok ilgisi olmayanların da kandırılmasını engelleyebiliriz. Sizce Xiaomi gibi diğer markalar için de böyle bir video gelsin mi? Gelsin diyorsanız yorumlarda bekliyorum. Ben Ozan ve bir sonraki videoya kadar hoşça kalın.